Merhaba. Benim adım Selda. Anlatacağım bu olay Hatay'ın Cintepe köyünde başımdan geçti. Bu köyde birçok cin vakaları yaşandığı için Cintepe diye olarak anılır. Hatta onların insanlara göründükleri söylenir. Hikayeme başlamadan önce köyle ilgili dedemin yaşadığı bir olayı size anlatmak istiyorum. Sonra da bizzat yaşadığım bir olayı size anlatacağım. Demin adı Mustafa'ydı. On yıl önce rahmetli oldu. Dedemin bize aktardığı gibi onun ağzından size anlatıyorum. Bir akşam tarlada işim bitmişti. Atıma binmiştim eve dönüyordum. Ormanın isinden giderken karşıma bir adam çıktı. Yaşlı ve kambur bir adamdı. Bana durmam için el etti. Bu adamı tanımıyordum. Merak içinde yanında durdum. Kimsin amca? Yolunu mu kaybettin dedim. Bu arada atım huysuzlanıyor ve yerinde duramıyordu. Adam bana baktı. Az ileride bir düğün var. Beni oraya götürür müsün diye sordu. Ben de yaşlı olduğu için kıyamadım. Atıma bindirmek için aşağıya indim. Adamı ata bindirmeye çalışıyordum. Ama at huysuzdu ve yerinde durmuyordu. Atı zar zor zapt ettim ve adamı bindirdim. Adam sanki usta binici gibi atıldı ve ata bindi. Daha sonra basıp gitti. Ben de orada öylece kaldım. Eyvah atı kaptırdık düşüncesiyle. Dövüne dövüne atın gittiği yöne doğru yürümeye başladım. Yaklaşık 20 dakika karanlıkta yol yürüdüm. El feneri olmadığı için önümü zar zor görüyordum. Az sonra ormanın içinde kahkaha atan insan seslerini duydum. Sesin geldiği yöne doğru gittim. Çok geçmeden atımı bir ağacın yanında gördüm. Çok şükür diyerek yanına gittim. Yollarından tuttum ve geri dönecekken bu sefer garip sesler duymaya başladım. Gülüşmeler, konuşmalar ve şarkı söylemeler. Atımı alıp sese doğru yöneldim. Çok geçmedi ki o korkunç manzarayla karşılaştım. Abartısız söylüyorum. Belki yüzlerce cin şarkılar söyleyip oynuyordu. Boyları 50 santimetreye geçmeyen bu varlıklar sanki düğün yapıyordu. Korkuyla atıma bindim. Oradan uzaklaşacakken o yaşlı adam belirdi. Atın yularını tuttu ve ''Nereye böyle?'' dedi. ''Düğünümüzü gördün. Hediye vereceksin.'' dedi. Ben dua edip besmele çekiyordum. ''Ne hediyesi?'' diye sordum. ''Ne var atının heybesinde?'' dedi. ''Bir şey yok. Kuru ekmek. Sabahtan kalan yemek artığı var.'' dedim. ''Ver.'' dedi. ''Hemen çıkarıp verdim.'' Verdiklerimi alıp diğer cinlerin arasına katıldı. Ayakları tersti ama vücudunun diğer kısımları Aynı insan gibiydi. Korkmuştum. Atı koşturarak köye döndüm. Dedemin ve köyde yaşayan diğer yaşlı insanların birçok yaşadığı olay var. Hatta bazen evlerinin kapısını çalıp kaçarlarmış, hayvanları bu öldürürlermiş. Hatta bazen evden yemek çaldıkları bile olurmuş. Bu yüzden köyün adını Tepesi koymuşlar. Şimdi size bizzat şahit olduğum hikayemi anlatıyorum. Nereden başlayacağımı pek bilmiyordum. Olaylar tam olarak şöyle gelişti. Şu an 27 yaşında olan bir ablam var. Bu yaşananlar ablamın başına geldi aslında. Dört kardeş evdeydik. İki büyük ablam, bir de abim. Pazar günüydü. Annem ve babam düğüne gitmişlerdi. Akşamüstü saat 5-6 gibi. Ablamlar biraz tartışmışlardı. Küçük ablam Aysun 14 yaşındaydı. Evimizin önünde İncir ağacı vardı. Sıcak çay küspesini incir ağacının altına döküp sinirle eve girdi. İçeri girdi ve balkonun kapısının önüne kapı eşinin oraya attı ve uyudu. Çok geçmedi ki ağlayarak tekrar uyandı. Evde sadece dördümüz vardık. Hayli korkmuştuk. Ablam bağırıyordu. Annemi öldürdüm. Bakın yerde yatıyor. Görmüyor musunuz diyordu. Ev sahibimize köyden birkaç kişi ses duyup başımıza bir iş mi geldi acaba diye bize geldiler. Ev sahibimiz Neriman teyze ablamı o halde görünce Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Kur'an okuduktan sonra ablam biraz da olsa normale döndü ama bazı gecelerde ağlayarak uyanırdı ya da gece herkes yatarken o evin içinde gezer ve kendi kendine konuşurdu. Bu böyle 2-3 yıl kadar sürdü. Anlattığım olayların dışında Değişik olaylar yaşanmıyordu. Bir gece uykumdan ablamın o pis kahkasıyla uyandım. ya yine mi diye diye odasına gittim. Gördüğüm manzara şu şekildeydi. Eline kağıt kalemi almış, anlamsızca şekiller çiziyordu. Abla ne yapıyorsun diye seslendim. Al bak dercesine bana çizim yaptığı kağıdı uzattı. Kağıda kafası olmayan küçük küçük bebekler çizmişti. Başka bir kağıt daha uzattı. Onda da elinde bıçak olan tek gözlü bir varlık çizmişti. Ablamın hareketleri beni korkutuyordu. Ben onu orada bıraktım ve odama geçip kapıyı kilitledim. O şekilde uyumaya çalışıyordum ama uyuyamıyordum. Çünkü çok sinirli ve her şeye bağırmaya başlamıştı. Gidin buradan. Beni rahat bırakın diye bağırıyordu. Sanırım onları görüyordu artık. O günün sabahı Amcam geldi bize. Tanıdığı bir hocaya muska yaptırmıştı. Boynuna taktık ve birkaç yıl ablam düzelir gibi olmuştu. 23 yaşına kadar iyiydi. Hiçbir sorunumuz yoktu ta ki o geceye kadar. Ben o zaman 16 yaşımdaydım. Bir cumartesi günü köyden bir arkadaşımız ablamdan yardım istedi. Ablam aşırı becerikli bir kızdır. Resim çizme ve hediye yapma konusunda her iş gelirdi elinden. Arkadaşımız pazar günü sözlenecekti ve aynı zamanda sözlüsünün doğum günü olduğu için ablamdan yardım istedi. Biz de kabul ettik ve evlerine gittik. Ablamla ikisi kısa sürede her şeyi hallettiler. İçeri salona geçtik. Kola ve lokum koymuşlardı önümüze. Ben yemek istemediğimi söyledim. Israr etmediler. Ama ablama bir tane lokum yemezsen seni göndermeyiz diye zorladılar. Kırmadı. Bir tane aldı. Eve geldik. Her şey normaldi. Babam o gün evde yoktu. Düğün olduğu için halamda kalacağını söylemiş. Yorgundum. Anneme uyuyacağımı söyleyip onların yatak odasına gittim. İki tane karşılıklı çek yatımız vardı. Birinde abim, diğerinde ise ablam uzanıyordu. Bir gürültüyle uyandım. Sanki evin içinde kıyamet kopuyordu.'' Bağırış ve çığlık sesleriyle gözlerimi açtım. Şaşkınlıkla gözlerimi ovalayıp salona onların yanına koştum. Kapıyı açtığımda gördüklerim resmen bütün kanımı bedenimden çekmişti. Ablam abimi boğmaya çalışıyordu. Annem de abimi kurtarmaya çalışıyordu. Ben anne ne oluyor diye bağırdım. Bilmiyorum kızım anlamadım. Çay istediler yaptım. Şakalaşıyorlardı ve ablan bir anda abinin boğazına yapıştı. Bırakmıyor, gel yardım et diye çığlık attı. Koşarak yanlarına gittim. Ablamla göz göze geldik. Sen ne yapıyorsun abla diye sesleniyordum ona. Gözümün içine baktı. O kadar iğrenç bir gülüşü vardı ki. Sonunda bırakmıştı ablam abimi ve odadan çıktı ablam. Annem kapının önünde bayılmıştı. Ben ve abim annemle ellenirken dış kapının çarptığını duydum. Ablam tesettürlü olduğu için başörtüsüz ve kolsuz giyinmeyle kesinlikle dışarı adım atmazdı. Ama o an başörtüsüz ve askılı atletli dışarıya çıkmıştı. Abime, annemle ilgilenmesini söyledim ve ben de koşarak ablanın peşine düştüm. Bizim evimiz ormanın alt sokağındaydı. Orman çok yakındı. Ablamın peşinden koşuyordum. Çok hızlı gidiyordu. Seslendim. Abla nereye gidiyorsun? Beni bekle diye bağırıyordum. Ama sanki sağır olmuştu beni görmüyor ve duymuyordu. O önde ben arkada beş dakika sonra ormanın dibindeydik. Saat gece yarısı ikiydi. Büyüklerimizin anlattıklarından duyduğum ve bildiğim kadarıyla bu ormanda gece yarıları cinlerin olduğunu biliyorduk. Ama hiç görmemiş ve denk gelmemiştim. Ablam bacağının tekini ormanın girişine attı ve yoldan yüksek olduğu için tırmanmaya başladı. Şöyle anlatayım. Yolun kenarından itibaren yukarıya doğru yokuş şeklinde ormanlık alan başlıyor ve dağ eteği gibi düşünün öyle bir yerde ben ise onu yakalamış onu aşağıya doğru çekmeye çalışıyordum ama inanılmaz bir güç gelmişti ablama sanki olduğu yerden kımıldatamıyordum O an aklıma cinler gelmedi ama Allah'ım sen yardım et gecenin bu vaktinde başımıza bir şey gelmesin diye dua ettim ablam bu süre zarfında benimle hiç konuşmamış ve bana bakmamıştı. Bir anda suratıma iğrenç bir bakış attı. Ürkütücü ve kalın bir ses tonuyla ''Sen kimsin? Defol git'' dedi. Sadece parmağıyla dokunmuştu ama ben kendimi yerde bulmuştum. Aniden üzerime çıktı ve beni tartaklamaya başladı. Hem dövüyor hem de pis pis gülüp ''Geber, geber'' diye söyleniyordu. Sonra üzerimden indi ve yol kenarından büyük bir taş aldı. Ben kaçmak için hareketlendim ama o kadar güçlüydü ki beni yakaladı. Tekrar yere düştüğüm anda elindeki taşı kafama vuracakken abim koşarak geldi ve zapt etti onu. Abime bırak o bir şeytan onu öldürmeliyim deyip ağlayıp yalvarıyordu. O gece çok uzundu. Hastaneye götürdüler ablamı ve sakinleştirici yaptılar. Sakinleşse de eli ayağı durmuyordu hastanede yaşlı bir teyze serum askılığı fırlatmış. Zaten öleceksin. Dur ben işini kolaylaştırayım. buna karı deyip gülmüştü. Sonra eve geldiler. Sakindi. Ama bakışları iğrençti. Artık her gece 12'den sabah ezanına kadar bağırıp çağırıyor. Evden kaçmaya çalışıyordu. Bize de zarar vermek istiyordu. Hayatımız mahvolmuştu. Sabaha kadar onu bekleyip sabah 7'de işe gidiyorduk düzenimiz alt üst olmuştu artık. Bir akşam babam eve hoca getirdi. Hoca ablamı okuyup muska verdi. Bu muskayı boynuna asın. Biraz da olsa rahatlar. Yarın size bu işlerde uzman bir arkadaşımı getireceğim. Farklı bir işlem olduğu için eğer içinde cin varsa o hoca arkadaş çıkarabilir deyip evden ayrıldı. O gece babamla başında beklerken uyuya kalmışız ve ben birdenbire irkildim. Baktım ki ablam dışarı çıkıyordu. Hemen babamı uyandırdım. "Baba, koş, ablam gidiyor." diye seslendim ve arkasından gittik. Lavaboya gitmişti ablam. Peşine gidip bakmamı istedi babam. Kafamı uzattım içeri baktım. Ablam şaşırtıcı bir şekilde abdest alıyordu. Dönüp babama, "Sanırım abdest alıyor." dedim şaşkınlıkla. Çünkü Allah kelimesinde bile bize etmediği hakaret kalmıyordu ve ortalığı yıkıyordu. İçeriye, yanımıza geldi. Babamla onu izliyorduk. Şaşkınlıkla onu izlerken dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aldı ve koltuğa oturup okumaya başladı. Okuması bittiğinde ise ''Ne yapıyorsun? İyi misin?'' dedim. O an bize her şeyi anlatmaya başladı. Az önce bir an yaşadım. Siz hepiniz uyuyordunuz. Kapı çaldı. Tam açacaktım. Ama onlar gelmiştir diye korktum ve açmadım. Annemin yanına gittim ama o da uyuyordu dedi. Tekrar kapının önüne geldim. Kapı çok hızlı vuruluyordu. Ne olacaksa olsun dedim ve kapıyı açtım. Arkası dönük, yere çömelmiş, tesettürlü bir varlık vardı kapının önünde. Önce korktum. Tam kapıyı kapatacağım sırada, abla dur dedi. Yüzü bana döndüğünde şok olmuştum. Bu, Büşra'nın aynısı, ses tonu, gözleri, sadece teni bembeyazdı ve çok güzeldi dedi. Abla, bu gece yine gelecekler. Eğer Kur'an-ı Kerim'in 63. sayfasını abdestli okursan ne kadar da gelseler seni alamayacaklar dedi ve kapı yüzme kapandı. Hepimizin gözü dolmuştu. Çünkü o gelen benim bir buçuk yaşında vefat eden ikiz kardeşimdi. Cinler ablamı almaya çalışıyordu demek ki ve bu yüzden onu rahatsız ediyorlardı. Ertesi sabah bu işlerde uzman olan hoca geldi ablam hocayı gördüğünde işaret parmağıyla dol damacanayı hocaya fırlattı. Bakın gerçekten yemin ederek söylüyorum bu olay yaşandı. Hoca Rukiye okumaya başlayınca hocaya saldırıyor ve dövünüyordu. Hoca ise sakinliğini koruyup bize siz karışmayın diyordu. O kadar şey yaşadım ve gördüm ama bu olayda anlamadığım şekilde çok korkmuştum. Hoca okumaya devam ediyordu. Sonrasında ise bir süre her yer ölüm sessizliği oldu. Avlam yeşil yeşil sanki yosun yutmuş gibi kusmaya başladı. Hoca o kustuğu şeyi siyah bir poşete koydu. Babama bunu al üzerine sirke dök ve yak dedi. Babam bahçeye çıktı ve hocanın dediğini yaptı. Dakikalar sonra ablam baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise şifa bulmuş gibi kendine gelmişti. Hareketleri ve tavırları oldukça sakindi. Yorgun olduğu ise bariz olarak belliydi. Abdullah Gani amca yani hoca sebebini anlatmaya başladı bize. İncir ağacının dibine kaynar çay küspesi döküp sofralarını bozmuşsun. Doğru mu diye sordu. Ablam kafa salladı. Ben ise hayretler içerisindeydim. Çünkü o anı ben de hatırlıyordum. Daha sonra kapı eşiğine yatıp onları rahatsız etmişsin. Hatta birkaç tanesinin üzerine basmışsın dedi.'' Ve ekledi seni tam olarak tehlikeden koruyan bir kız çocuğu olmuş. Hayatın boyu o kızı sırtında da taşısan hakkını ödeyemezsin. Eğer ilk hastalandığında seni ormandan çekmeseydi ve ormana girseydin seni bir daha kimse bulamazdı dedi. Çünkü asıl amaçları seni ormana çekip önce aklını alıp sonra da intihara sürüklemekti dedi. Etkili bir doğa hazırladı. Bunu bir ömür boyu sağ omzunda taşı. Allah'ın izniyle bir daha sana yanaşamayacaklar dedi. Ablam şimdi 27 yaşında. Evli ama iki kere düşük yaptı. Evladını kaybetti. Bu durumun musallatla ilgisi var mı? Bilemeyiz. Takdir Allah'ın. Ama şu an yeniden hamile ve mutlu bir yuvası var. Ama ben biliyorum ve hissediyorum. Daha bitmedi. Hiçbir şey geçmedi. Çünkü ara ara Yine değişiyor tavırları. Ben tavırlarını daha önceden çok iyi biliyorum. Umarım eski durumuna dönmez.